Yok şöyle gördüm, yok böyle. Nereden görüyorlar ya? Öyle şey mi olur ya? Şefler filmlerdeki yemek sahnelerini izliyor. Başlayalım mı? Az Başlayalım, mıyız? hadi bakalım. Peki. Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma. Günlere Bitti. hakimiz. Bitti, günleri biliyoruz. Öncelikle yepyeni bir tepkikolik bölümüne hoş geldiniz. Hoş bulduk. Keyiflerimiz nasıl? Nasılsınız? Gayet iyiyim. Sizler nasılsınız? Burada benim yorumlarıma da dikkat edin arkadaşlar. Nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ediyorum. Öncelikle sizi tanımayan arkadaşlarımız için kameraya bakarak çok kısaca kendinizi tanıtır Tabii mısınız? ki. Ben Memduh Ali Yıldırım. Şu anda Scarlett Tapera'da restoran şefliği yapmaktayım. Ben Burak Zafer Sırma Çekici. Birkaç tane restoranım var. Böyle deyince çok havalı olmuyor. Birkaç tane restoranım var diye. Kapsayı da vermiyorsunuz. Evet tabii o şey demek yani. Ben bir yemek imparatoruyum. Aynen. Cezene Burak'ım ben. Yaklaşık 14 yıldır bu işi yapıyorum. İtalya'da öğrendim ben bu işi. İki ayrı tek yıldızlı restoranda çalıştım. Yaklaşık 19 senedir aşçılık mesleğini yapıyorum. Şefim. Türkiye'deki ilk gastronomi mezunlardan bir tanesiyim. Daha önce yurt dışında ve Türkiye'de isim yapmış restoran ve otellerde çalıştım. 4-5 senedir de eğitmen şef olarak kariyerime devam ediyorum. Biz ülke olarak yemek yiyip... Merhabalar. 24 senedir ultra yiyici bir adamım. Gurmelik falan hiçbir şey yok. Ne bulursam yerim. Güzel olsun. Tadı güzel olsun. Tuzu güzel olsun. Her türlü yemeği yerim. Ben de burada bir değerlendirme yapmak istiyorum. Morbid obez olarak. Yemeği çok seven bir ülkeyiz. Peki sizce ülkemizde yemek yaparken yemeğin lezzetini de etkileyen yapılan en büyük hata nedir? Var mı böyle milletimizin yaptığı ortak bir hata yemek yaparken? Bu kavurma işi, Türk mutfağının temeli hep bir kavurma. Salçayı kavur, soğanı kavur. Ama kavururken yapma bir zahmet, yakma yani. Soğanı yaktı. Evet, yakmamak lazım bak. Benim videolarımı izleyenler biliyor. Ben hiç yaktım mı yakmam. Altını kısacaksın. Da işte sarımsağı yaktığında tamamen lezzetlerin tatları, dokunuşları değişiyor. Çok tuz atıyoruz. Hileli bir şey ama bu da sanırım yokluktan geliyor. Biz yemekleri korumak istiyoruz. Tuz da koruyucu. Bizim turşumuz çok tuzlu, peynirimiz çok tuzlu. Baba bugün bir Hüsmen Ağa turşucusu var. Ankara'dakiler bilir. Bir turşu almışım. Böyle bir turşu yok. Tombik cin biber. Çok acı değil. Tatlı da değil. Hafif böyle bir acısı var. Isırıyor mis gibi ya. Sokaktaki döner çok tuzlu. Ama tombik cin biberi ha şöyle şöyle. Şöyle şöyle. Ama bu aynı zamanda damak alışkanlığımız bizim artık. Buna alıştığımız için. Özellikle bazı teknikleri göz ardı ediyoruz. Diyelim ki bir bonfile pişireceğiz çok basit bir şekilde. Ateşiniz yeterli değilse kısık ateşte pişirmeye çalıştığınız zaman haşlanır gibi olur. Ama doğru ısı kullandığınız zaman dışı güzelce renk alır, içi daha sulu sulu olur. Etin bölümleri çok iyi bilinmiyor. Hani şöyle bir genel bir inanış var. Bonfile etin, dananın en lezzetli bölümüdür. Hayır. Hayır. En yumuşak bölümüdür. Ama en lezzetli bölümü değildir. Neresidir en lezzetli bölümü? Baba kemiğe yakın olacak. Doğru mu dedim? Kemiğe yakın olacak ya. Bu tamamen yapacağınız yemeğe ve pişirme tekniğinize bağlı. Et genellikle çok doğru pişirilmiyor. Tavada cızbız çevrilen etler genellikle çok pişiriliyor ve kayış haline geliyor. Yine çok pişirme demişken balık çok fazla pişiriliyor. Şimdi şefim bu yemeğe uzak mı olacak? Bence yakın olacak kardeşim. Benim yapacağım yemek kemiğe yakın olması gerekiyor. Bugün ne yapıyoruz? Bugün sizlerle birlikte film ve dizilerdeki şefler ve mutfak sahnelerini izleyerek yorumlayacağız. Bakalım bu sahneler gerçeği yansıtıyor mu yansıtmıyor mu onu konuşacağız. Hiç böyle filmleri dizileri izlerken mesela yemek yapma sahnesi gördüğünüzde ya bu da böyle yapılır mı kardeşim diyor musunuz? Her zaman. Eleştirel tarafınız var mı izlerken? Var var her zaman. Yani şimdi normalde evde yaptığım şeyi bir kanalda yapacağım. Güzel. Julie and Julia 2009 yapımı bir filmden sahne izleyeceğiz. Julie and Julia. Parmakları doğru tutuyor. Dağıt. Bu yanlış. Dağıt veriyoruz. Yanlış. Bak geldi. Ben bunu biliyorum. Yanlış değilsen bak. Şöyle yapıyorsun. Tamam mı? Bıçağı da şuradan kestiğin için parmağını kesmiyor. Tak tak tak. Ama benim becerim buna yetmiyor. Hiç çalışmadım. Bunu biraz çalışmak lazım. Benim öyle bir becerim yok. Ben normal kesiyorum baba. You must hold the knife first of all. Like this. Really easy. Leave the thumb here. Ella. The hand and the knife. One, eh? And the hand, the other hand, you must protect it. Evet, tırnaklar.
malzemede. Bunu ben de yaptım biliyor musun? İlk başladığım zamanlarda öğrenebilmek için kilolarca soğan doğradım. Ama şu anda yine yanlış doğruyor sinirden büyük ihtimalle. Julia Childs burada hızlanıyor. Ama bıçağı doğru tutmuyor. Şu an hala mı doğru? Hala doğru tutmuyor. Çünkü bıçağı o kadar kaldırıp indirdiğinizde, şimdi bakın, bıçağın gövdesinin şuraya yaslanması gerekiyor. Burası bir yastık görevi görüyor. Bak çok dinleyin. Şöyle bu hareketi yaptığınızda bıçağı bu kadar kaldırıp indirdiğinde parmağınıza şurayı kesmeniz gelir. Gayet öyle. Olası. Parmağını tutma şekli var. Kapalı tutacaksın. İşte bıçağı tutma modelin var. Hani bıçağın ucu parmaklarını doğramaması gerekiyor. Orada hani bir teknik var aslında. İnce bir nüans yine mevcut. Bunu öğreninceye kadar başta tabii çok ağır ağır yavaş yavaş işte şey gidiyor ama sonra hız kazandıkça tak 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 kesiyorsunuz. Siz de evde bir alıştırma yaptınız o zaman. Tabii tabii. Zamanında. Böyle kilolarca soğan doğrayıp. Niye soğan peki? Ucuz. Bir kere her şeyden önce ve daha sonra kullanabilirsin. Yabancı şeflere veya bir şefe baktığım zaman bıçak tutmasını gördüğüm zaman çok özenirdim. Ben de o şekilde ne zaman yapabileceğim diye ve sürekli günde bir kilo iki kilo, bir kilo iki kilo sürekli soğan doğrardım. Anneme de dert olurdu o soğanlarla ne yapacağız, ne yapacağız diye. Fluted mushroom veya işte turne mantar dedikleri bir teknik var. Yani bayağı bildiğimiz kültür mantarını alıyorsunuz. Küçük bir bıçakla üzerine böyle şekiller çiziyorsunuz. Ve görüntüsü çok güzel oluyor. Fakat bunu yapması çok zor. Eve bir kasa mantar alıp bunu denemişliğim var. Zamanla alışıyorsunuz yapmaya. Ama mantarlar ne oluyor mesela kestiniz? Sote mantar oluyor, et yemeği oluyor. Yalnız boyunca evde mantar yemeği. Tabii mantar pişiyor. Yani. Allah'tan piştiğinde küçülen bir şey olduğu için. Geçiyoruz ikinci filmimize. No bir abla hiç benzemiyor bu arada. Bir sahne izleyeceğiz. Burada sakin bir ortam var. Herhalde no reservation olduğu için. Rezervasyon yok. Tamam, yani şu anda her şey doğru gidiyor. Yani teknik olarak her şey doğru. O eğitmenci alkışmış. Yani ete bastırdığı anda anlıyoruz. Direkt çiğ götürüyor. Bu biraz şey yani. Böyle hiçbir yerde bu arada yapamazlar bunu ya. Yine abartılı bir sahne. Yine yani. Abi bu imkansız. Ağlamak istiyorum sayın seyirciler. Evet. Kesinlikle böyle bir şey yok. Bu da tabii olamaz. Böyle bir şey olsa zaten yer yerinden oynar. Ya da şov için yapabilirsiniz. Tüm dünyada meşhur olursunuz. Tepki koleye de çıkabilirsiniz, her yere çıkabilirsiniz. Ya böyle bir şeyin pek yaşanma mümkünatı yok ya. Ama herhalde her mutfak şefi böyle bir an yaşamak kendi içinde istemiştir diye ben düşünüyorum. Müşteri her zaman... Tabii abi insanla uğraşmak harbi zor ya. Hani bir de o direkt yemek, o yüzden çok yoruldu. Arkada ne küfürler dönüyordur acaba? Kıdır, tamam. Ama bazen tabaklar geri gelirdi. Şimdi tabağın %99'unu bitirmiş. Kalmış bir lokma, beğenmedim diye geri yolluyor. Şimdi evet çatal saplansa saplanır masaya. Ama özür dileriz diyorsunuz, tatlı ikram ediyorsunuz ve görmemezlikten geliyorsunuz. Tatlı olsanız bile böyle davranmak. Evet. Şefin yaptığı parmakla dokunma hareketi, evet biz etin piştiğini parmağımızla anlıyoruz. Kontrol ediyoruz çünkü. Hatta şöyle basit bir tekniği var şuraya dokunarak. Büyük ihtimalle doğru pişirip doğru yolladı. Şimdi ben doğru pişirip doğru yolladıysam müşteriye gidip kendimi savunurum. Bayağı mutfaktan çıkıp müşterinin yanına gidelim. Kadar gidiyorsunuz ve anlatıyorsunuz. Ben bir kere evine gittim. Paketle almıştı. Diyor ki pişmedi. Ben video çektim. Dedim ki pişmemesi imkansız. Çünkü bizim ızgaramız 300 derece. Kızılötesi termometreyle dereceyi gösterdim. Nasıl piştiğini gösterdim. Dedim ki siz yine de elinizdeki paketi yemeyin. Ben birazdan getireceğim. Bizzat ben gittim. Teknik olarak da anlattım her şeyini. Diyor ki bence pişmemiş bu. Geçiyoruz Cem Yılmaz'ın gösterisine. Hadi bakalım. Ya mutfağı bilmek şu demek. Sen şimdi bir restorana gidiyorsun. Önüne bir tabak geliyor. Onun macerasını bilmen lazım. Nereden geliyor o tabak? Otelde 33 santim servis tabağı. Ortasında bir et şık. Kuzu götünde marine edilmiş bilmem ne. Turizm mezunu olduğu için şeyi biliyor, tabak ölçülerini biliyor. Öğle püresinden otelin imzası tabak oldu 115 lira. Artık 115 liraya tabak yok. Konuşacağım diye böyle bakarsın. Halbuki o tabağın arkada Sivaslı ustalarla bir macerası var. Sen onu bilmen lazım. Şu bergamotu ver dalağın azına falan diye oradan gelirken... Jetua darjan ilmio padu clever. O yolda ne oluyorsa artık...
Hayır. Bu %100 doğrudur ya. Yani çok doğru. Orada bir tane çizgi var. Mutfaktan çıkıp da restoran tarafına geçtiğinizde servis elemanlarının bütün şeyleri, konuşmaları, ses tonu bir anda değişiyor. Çünkü tabii arkada küfür kıyamet var. Önde çok janti müşteriye girdiğiniz anda, çok janti, merhabalar, hoş geldin. Evet, çok elit bir, daha böyle bir şeye girerken arkada küfürler havada uçuşur. Hazırlığınız iyi değilse kargaşa mutlaka olur ama hazırlığınız iyiyse mutfaktaki elemanlarınız zaten ne yapmasın? Valla bu abi şeye benziyor. Aşırı sakin, aşırı böyle hiç kimseye kızmaz etmez. Ama bir yerde bir patlarsa, o patladığı zaman oradakilerin vay haline. Tam öyle bir tip sezdim. Gerektiğini gayet iyi bir şekilde biliyorsa, mutlu bir şekilde, esprili bir şekilde, güle oynaya, keyif alarak oradan o tabak çıkar. Geçiyoruz herhalde birçoğumuzun da bildiği bir animasyon filmine. Bu nedir? Dinle, çalıştığın yeri temiz tut. Siparişler yağdığında ne olur sence? Dağınıklık işleri yavaşlar. O kadar doğru ki. Siparişler birikir yani felaket. Dağınıklık işleri yavaşlar. Çok doğru. Çok doğru, en doğru yani şey. Felaket. En iyisi hatırlamana yardım edeyim. Her zaman temiz ol. Yoksa seni ben yani temizleyeyim. Yani bir mutfakta mutlaka böyle bir çocuk vardır. Klasik bir komi veya stajyer görüntüsü. Genellikle ne yaptığını bilmez. Hani bu şekilde dağınık çalışır. Ya mutfaktır ya. Neticede hijyenik ve sağlıkla alakalı bir iş yapıyoruz. Şurada işte soslar falan saçılmış yere. Yumurta kabukları var. Yumurtanın kendisi zaten çiğ olarak bir süre sonra ölümcül sonuçlara yol açabilir. Tezgahın üzerinde şöyle bir yumurta bırakın be. Ben bu adamı hemen atarım. Ama bulaşıkçı Hasan dayı bu yüzden var arkadaşlar. Aynen öyle Serdar. İşte. Yani. Ölümcül sonuç derken? Ölebilir insanlar. Neyden? Bakterilerden. 35 derece falan mutfak. +4 ve +60 arasındaki her sıcaklık bizim için tehlike. O sıcaklıkları pek sevmeyiz. Birkaç istisna hariç. Şimdi bu buraya kırdı. Orada 35 derecede bekliyor. Bakteri de beklemiyor yani. Bakteri hemen üremeye başlıyor ve bunlar inanılmaz artıyorlar. Şu saniye bakar mısın ya? Böyle mutfak mı olur? Bu çok şey. Torşon dediğimiz şu öndeki bez var ya. O bile çok pis yani. Onu nereyi temizleyecek? Kolların da üzerine kusmuşsun gibi duruyor. Elini ve kolunu her zaman vücuduna yakın tut. Böyle gördün mü? Hep bu pozisyona dön. Aşçılar hızlıdır. Keskin aletler, sert metaller, ellerini hep içeride tut. Kesikler ve yanıklar azalır, kollarında tertemiz kalır. Bir şefi gösteren temiz önlük ve temiz kollar. Kesinlikle haklı. Doğru bir tespit. Çok bu Ratatouille filmi kesinlikle aşçılık öğrencilerinin daha birinci sınıfta ya da bölüme başlamadan izlemesi gereken bir film. Çünkü kuralları o kadar güzel anlatıyor ki zaten bu... Reklam geçince söyleyin. Emre hoş geldin. Deniz hoş geldin. Menet hoş geldin. Imprel hoş geldin. Berk WSX hoş geldin. Reklam geçince söyleyin devam edeyim. Filmlerin çoğu bir şefin danışmanlığında çekiliyor. Derli toplu olmadığınız yerde o mutfak batar. Yani bok çukuruna döner, felaket, rezalet bir duruma dönersiniz. Onun için anında kirlettiğiniz yeri temizlemek zorundasınız. En önemli noktalardan bir tanesi tezgahınızın her daim temiz olması ki sizler çalışırken eğer gereksiz çok fazla ürün olduğu zaman elimiz ayağımıza dolaşıyor. İster istemez kaos ortamı oluşabiliyor. Neye uğradığınızı şaşırırsınız. Bir anda böyle kaosa döner o tezgahın üzeri. Çıkırından ve çıkar toparlayamazsınız daha sonra. Daima düzenli çalıştığınız sürece zaten çalışırken adeta dans eder gibi gayet keyifli bir şekilde çalışıyorsunuz. Temiz bir istasyon, temiz bir hani düşünce ve kafa yapısı demektir. Ve hani organize olmak için de her şeyin düzenli ve yerinde olması Aleykümselam. Gerekiyor. Aleykümselam. Giyilen kıyafet aslında şefi gösteren, dışarıya gösteren... Tabii ya şimdi ben bir şef görsem her yeri pislik içinde insanın bir midesi bulanır oraya bir daha gitmek istemez. Ama bir şef çıkar bembeyaz. Oo derim baba bu adam temiz. Herhalde... Hem gösteren hem de koruyan. Yani uzun kollu genelde tercih edilir. Çünkü ya, söylediği gibi işte ateşten, yangından, herhangi bir tehlike şeyinden korumak için kişinin kendisini. Havacılık kuralları kanla yazılmıştır derler. Çünkü bir uçak kazası olur. O kazadan sonra hatalar bulunur ve o hatalardan kurallar çıkar. Mutfak kuralları da kanla yazılmıştır. Yani keskin bıçaklar, çok kızgın yağlar, sıcak taşlar, ocaklar. Bütün aşçıların kolları katlıdır. Bir sebebi var ama yani. Neden? Diyelim ki ben ocaktan tencereyi alıyorum, tavayı alıyorum. Alev buradan değdiği anda yanarım. Peki bunun çözümü ne? Çıt çıtlı düğmeler. Hop açıp atacaksın bir anda. Hayata devam edeceksin. Biz terlik giyeriz, ayakkabı giyilmez. Neden? Diyelim ki sıcak su döküldü, ayakkabının içinde kalır. Terlik giymelisin, terliği hemen atabilesin. Geçiyoruz sıradaki filmimize. Dışe... Ben bu adamdan yiyeyim mesela. Abi bir buçuk kıymalı. Abi bir buçuk kıymalı. Abi baba bunun tadı burada ama Tunacım. Bunun tadı burada. Abi bir buçuk kıymalı. Oh. Filminden bir sahne izleyeceğiz. That's a chef's knife. A real chef's knife.
Ya ben, bak şimdi bu mesela bu şef bıçağı falan değil bu. Ya kasapların kullandığı bıçak türü bir şey. Yani plastik saplı. Bu da şef demezsin yani. Bir de kolunda da bıçak dövmesi var yani. A real chef's knife. It's not a toy. You understand? This thing's sharp. It could send you to the hospital if you're not careful. I'm gonna teach you how to use this thing. Evet, nasıl kullanmanın gerektiğini öğretiyor. Chef's knife belongs to the chef, not to the kitchen. Evet, mutlaka şef bıçağı şefe aittir. Kimse dokunamaz. Allah Allah. Yani öyle sen kafana göre şu bıçağı alayım diyemiyor mu? The chef's knife belongs to the chef, not to the kitchen. Evet, mutlaka şef bıçağı şefe aittir. Kimse dokunamaz. Ben sanıyorum ki herkes kafasına göre alıyor oradan. Clean, not to lose it. Could you handle that? Yes. This is a good knife. Bıçak şefin namusudur. Burada ana alt metin bu. Ya bıçak hakikaten... Evet, çok önemli. Önemli. En önemli şey çünkü her şeyi bıçakla yapıyorsunuz. Tek bir şef bıçağıyla her şeyi kesip her şeyi doğrayabilirsiniz. Aşçının bir tane enstrümanı var. Ya bir tane. O da bıçak. Yani ateş bile değil. Çünkü ateşsiz pişirme yapılabilir. Bıçaksız kesmek mümkün değil. Bütün gün baktığınız zaman onunlasınız hazırlık süreci boyunca. Sürekli onu kullanıyorsunuz. Sürekli onunla birlikte yaşıyorsunuz. Bizim bıçaklarımız kişisel. Ben de şefim ama isteyen kullanır benim bıçağımı. O kadar da önemli değil. Nox hoş geldin. Ya belki de işte çok üst seviyelerde falan artık o şeye dönüyordur. Bu benim bıçağım. Elleyemezsin mi diyorlardır. Stajyerin bıçağını bile izinsiz almanız doğru değil. Yani bu yazılı olmayan bir kuraldır mutfakta. Herkesin bıçağı... Ama yani kardeşler pide fırınında olmuyordur bu, anladın mı? Orada fark etmez baba, orada... Onun tadı orada zaten. O pide olsa da yesek. Kendinedir. Hiçbir şekilde paket açmaya, bilmem ne açmaya ya da bir şey doğramaya izinsiz alamazsınız. Diyecek ki bıçağını kullanabilir miyim? İzin vermeyebilirim. Çünkü önemli bir enstrüman bizim için. Maddi yönden de biraz kıymetli şeyler bunlar. O yüzden de kendimiz korumak istiyoruz. Yani ben birisine verip o bıçağın heder olmasını istemiyorum. Çünkü bıçak da yere düşebilir. Çok kırılmış bıçaklar var öyle. Çelik sertleştikçe keskinliği artar ama kırılganlığı da artar. Bıçağı mutfak içinde kalabalık ortamda taşımanın bile bir adabı, bir şeyi var. Başkalarına zarar var. Vermemek için. Evet, zaten ilk eğitim şeyi budur. Başkasına ve kendisine. Tabii ki de öncelikle başkasına, verecekse kendine versin zarar ama kendine de tabii şey değil. Onun için önemli bir şey yani mutfakta. İyi bıçaklar 2000, 3000, 4000 lirayı geçer. Özellikle şef bıçakları çok pahalı. Yurt dışından veya yabancı markalar alıyorsanız. Ama şöyle düşünün, bir kere alıyorsunuz. Şu anda zaten her şey pahalı. 2000 liradan başlar ya da 600 liraya da bulursunuz yerli bir şef bıçağı şeyi. Ama 10.000 liraya da bıçak var yani. Bu şekline yap. 100 bin liraya da vardır oğlum, o tutma yeri altın oluyordur. Anladın mı? O 100 bin liralar, 50 bin liralar, 60 bin lira olur yani. Yok orada elmas desenler falan. Ya yaptı mı yapar zaten de. Sınav ve şeyine göre değişir. Çok daha pahalı bıçaklar var mı? Var. Tabii. Bende de şef bıçağı var oğlum. Bende de şef bıçağı var. Al. Bu da benim şef bıçağım kardeş. Adam kesiyoruz. Yani Japonlar inanılmaz bıçaklar yapıyorlar. Birkaç bin dolara. Birkaç bin dolara. Geçiyoruz Burnt isimli filmden bir sahneye. Have a look at the new menu. A few items will seem familiar. Most are new. And most of our guests will be a bit uncomfortable at first. Do you know about the Michelin? It is a book. It is the book, Yana. The Bible. Michelin? Ya böyle diyorlar mı ya? Sends its inspectors to restaurants to eat and award staff. Yok ya, böyle bir şey yok. Michelin müfettişi nasıl olunur diye bir el kitabı yok yani. Film için abartmışlar bunu. Michelin'le ilgili çok fazla yanılgı var. İnsanlar Michelin'in böyle ulaşılmaz, über bir şey olduğunu falan düşünüyor yani. Pek öyle değil. En son... Ne dediğine dikkat et! Normal bir kitap değil o falan, yapan yoktur oğlum. Adam uzak doğuda pazarın içinde bir tane küçücük tavuk çevirme büfesiyle Michelin yıldızı aldı. They come, they eat. Bradley Cooper. They have to stick to a routine to give every restaurant the same chance. Ben Michelin yıldızlı restoranda çalıştım. Öyle mi? Evet, gelen bazı müfettişleri biliyorduk biz. Böyle bir şey yok yani. His partner arrives half an hour later. One orders the tasting menu, the other one a la carte. Always. They order half a bottle of wine, they ask for... Bir şey diyeceğim, ortadakiler çiğ domates miydi? Çiğ domatesleri koymuşlar sapı çöpü üzerinde. Şunlar mı? Evet. What is this? This is a pencil. Yani. Beyine bardağın arkasında evet. Galiba gerçekten. Evet, böyle niye öyle orada duruyor? Dekor mu yani? Hiçbir Michelin yıldızlı restoranda böyle direkt koymazlar onu. Burası da biraz filmin. Evet la, harbi la. They may place a fork on the floor. Bizim burada sanayide amına koyayım koyuyorlar onu, köfteciler. O hiç böyle bir şey yapmaz yani. Everything from now on must be perfect.
diyorlar. Evet. Şimdi Michelin müfettişleri geldiğinde baktıkları tabii ki çok şey var ama bunlar bilinmiyor. Tabii ki de çok inceleyip sık dokuyorlar. Birinci yıldızı belli kriterlere göre, ikinci yıldızı belli kriterlere göre, işte üçüncü yıldızı da daha farklı en üst kriterlere göre değerlendirip yapıyorlar. Tamamen bağlı kaldıkları bir bütün olduğunu düşünmüyorum. Yoksa hepimiz yani şefler olarak ona ya da restoran müdürleri olarak hep yerlerde bir yerde çatal var mı diye sürekli onları gözetleriz. Zaman zaman yapılmış da olabilir. Çünkü Michelin de kimilerine göre çok ticari bir model. Ama genelde bundan dolayı yıldızını kaybedip de intihar eden şefler bile var. Michelin yıldızını kaybettiği için intihar eden şefler var. Allah Allah. Gerçekten hayatına son veren şefler var. Ya aslında o yıldızı kazanıyorsunuz bitmiyor. Bir de onu elinizde tutmak için sürekli... Evet evet. Sürekli bir savaş işi. Yani kaliteyi devam ettirmeye çalışıyor. Karşısındasınız. Yani atıyorum bir yıldız aldıysanız hep 2'ye 3'e çıkmak istiyorsunuz. Yeniden denetimlere giriyorlar. Ve gerçekten stresli bir şey yani. Yıldız almak ister miydim bilmiyorum. İsterdim herhalde ya. Yani bir yıldız yeter. Evet. Ya da yarım yıldız bir şey. Yani yıldızın bir şeyi, bir üçgenin bir şeyi. Olsa iyi olabilir yani. Bir kenarından bir şey. Bizim ülkemizde yok değil mi hiç Michelin yıldızı? Yok. Yeni ofisi açıldı. Bir heyecan yarattı burada. Ama Michelin'in etkisi geçmeye başladı. Öyle mi? Eskisi gibi değil artık. Ama Türkiye'de hala heyecanlı bir şey. Olacak mı bilmiyoruz. Şimdilik sadece bir ofis açmak için geldiler. Önce ofis açacak, sonra yeterli sayıda restoran olacak. O yeterli sayıda restoranlardan bazı yeterli sayıdakileri yıldız alacak. Ondan sonra da bir kitap halinde çıkacak bu. Biraz zor bir iş. Olur mu olur. Niye olmasın? Çünkü Türkiye'de de sektör gitgide büyüyor. Bakalım. Making fucking sandwiches. Yes, sir. I'm gonna make three sections, okay? They're gonna be wet. Hot and sweet. All right, I'm gonna take green tape, make those sections. Louis, I want you to get the sandwiches, put them in the corner. Ama buraya kadar her şey çok doğru. Yo, sweet, bag, sharpie, label that shit, please, chef. Yes, chef. Yes, chef. Fire every single chicken we have, please, okay? Chef! I'm doing them in five, basically. I'm gonna order them in five. Everything, fire everything. Şimdi burada o hanımefendi sous chef olabilir veya abiyer olabilir. Servis alanından bir sipariş girer, müşteri siparişini verir. Servis elemanı da o siparişi girdiğinde mutfaktan bir tane fiş çıkar. Mutfak çalışanın o fiş... Burger King'lerde falan oluyor ya şey olarak işte. Bir adet Big King menü. O fiş çıkıyor sonra arkaya onlar da bilgisayarla çalışıyor tabii o da. Fişi takip etmeye çok fazla zamanı yoktur. İşte orada abiyer devreye girer. Abiyer fişleri okur. Servise doğru bir şekilde verme görevi ondadır. Aslında mutfağın... Evet, evet ve orkestra şefi gibidir. Dolayısıyla abiyer görevinde ya da işte İngilizce'de expediter veya expo denir. Bu görevdeki kişinin bir yanlış yapması demek... bütün düzeni bozar. Burada da biraz evet. Onu görüyoruz. İnanılmaz bir rush hali var mutfakta. Bir kargaşa var. Hayır, zaten böyle olur ama burası da bayağı yoğun bir mutfak. Sandviççi olduğu için herhalde. İşte dedim. 120 tane sipariş. Yani bu çok yapılan hatalardan biri şey işte. Bakmadan, konuşmadan ilerlemek. Evet. Oğlum bu adam oyuncu değil mi ya? Çok yapılan hatalardan. Punisher'da oynamıyor muydu bu adamla? Punisher'daki adam değil mi bu ya? Birisi işte. Bakmadan. Aa o ya, vallahi o. Konuşmadan ilerlemek. Evet. Köşe demedi. Mesela çok önemli bir şey ya. Tabii. Yani bir köşeyi dönerken mutlaka köşe demelisin. Özellikle biz mutfaklarda birbirimizin arkasından geçerken. Ya ben oğlum film amına koyayım Cem Yılmaz film mi? Allah Allah Cem Yılmaz film mi? Ben de bir yarışma programı falan sandım. Bir yandan da şeflik mi yapıyor sandım. Arkanda diyoruz ya da atıyorum elimizde sıcak bir ürün varsa sıcak diyoruz, bıçak varsa bıçak diyoruz ve birbirimize uyarıyoruz. Kaynar su veya başka bir yemekle geçiyorsunuz tehlikeli bir durumda hot behind diye bağırabilirsiniz ya da sıcak diye bağırır. Bak film de değilmiş diziymiş ne oldu? Herkes film yaz, film abi cahil misin amına koyayım? Diziymiş. Biliyorsunuz bu tamamen yaşadığınız ülkeye göre dili değişen bir şey ama dünyanın her yerinde bu var. Eğer bu yapılmazsa çok fazla kazalar meydana gelir. Hele ki benim gibi biraz da irice bir adamsan mutlaka söylemeyesin çünkü benim hareketlerim çok daha büyük. Adam arkamdan geçiyor bana arka demiyor. Ben döndüğüm zaman biraz daha şiddetle vurmuş oluyorum adama yani mutlaka söylemesi lazım ama bir mutfak böyledir. Artı... Bayağı arkadan geçiyor. Arka, köşe, sol. Oğlum zor lan.
orada kişiye verilen zarardan çok ürüne verilen zarar önemli. Böyle bir restoranda özellikle. Elindeki kek şimdi gitti. Diğerinin elindeki ürün gitti. Bunun yapılması, edilmesi bir sürü iş. Hakikaten arka planda çok fazla böyle bir gerginlik, bir telaş sürekli oluyor mu? Olan bir şey. Ya kendini düşün, açsın. Tamam. Gelmişsin, sipariş vermişsin. Yemek bekliyorsun. Sipariş süresi uzarsa yemeğin çıkma süresi çok uzamaya başlıyor. Bu bir domino etkisi. İlki çok az oluyor. Sen geldin 5 dakika bekledin. Ben geldim 7 dakika bekledim. Diğeri geldi 12 dakika bekledi. Diğeri geldi 20 dakika bekledi. Artık en son gelen 2 saat bekler. Ve bu çok ciddi bir süre. O yüzden bu gerginlik her zaman oluyor çünkü biz zamanla yarışıyoruz. Kaos olur, fazlası bile olabilir. İtalya'ya gittim işte okuldan sonra staja gidiyorum. Tek Michelin yıldızlı bir restoran. Gecenin bir yarısı servis sırasında tam böyle bir o artık hareketli saatlere ilerliyor. Soğuk istasyonundan çalışan çocuğun aldığı tabağın kenarında küçük bir kırık varmış. Şef bunu görüyor. Gidiyor tabak rafındaki bütün tabakları alıp aşağıya yere fırlattı. Ben dedim Allah nereye geldim ben? Hep bağırış, hep çağırış, kan ter gözyaşı değil. Hızlı bir şekilde çalışmak gerekiyor. Burada yani 110 tane tabak bilmem ne, bu kaos. Bu doğru bir tablo değil. Evet, mutfakta hep bir ses olur, adrenalin olur, hep bir bağırış. Merak ettim ya, böyle büyük bir restorana gidip aslında böyle köşede oturup bir izlemek lazım. Nasıl dönüyor oradaki muhabbetler? Bağırış çağırış olabilir. Ama o bu tarz bir bağırış çağırış değil. Geçiyoruz yeniden Şef isimli filmden bir sahneye. Ha, beğenmemiş. Onun yüreğidir. Aynen. Sevgimizi kattık olaya. Yemeğe sevgini katarsan her şey olur. Chocolate lava cake is not just undercooked chocolate cake. That's not what makes the center molten. Okay. It's fucking molten, see? It's fucking molten, you asshole! And you don't do anything. What do? You sit, and you eat, and you vomit those words back? To make people laugh. You know how hard I work for this shit? Do you know how my whole staff works? It's fucking molten! Asshole! Allah, işte. Evet, burada yine bir... Bu, bak çok doğru, çok şey bir tepki var burada. Özellikle son dönemde bu işte influencer, blogger, işte youtuber neyse yemekleri yorumlayan çok fazla kişiler var. Hani yemek kültürüne ve bilgisine sahip olmadan yorumlayan da bir kesim var. Çok haklı. Bak benim yemek kültürüm falan öyle hani yorumlayacak bir kültürüm yok yemek kültürü olarak ama o kampta yediğimiz sucuğu yapan ustanın acilen bu işi bırakması lazım abi. Bak o sucuktan size de ikram edelim istiyorsanız bir gün. Böyle bir sucuk yok. Kamptaki herkes... Mide sarsıntısı geçirdi. Böyle iğrenç bir şey yemedim ben hayatımda. Bak veriyorum şefe. Alkışlıyorum şu anda. Siz de bir şey. Bazen bu eleştirmenler de eleştirmek için fazla bahane bulmaya çalışıyorlar. Yani illa bir kulp takacak ona abi. Yani bazen o kadar kulp yoktur ya. Bir yemek iyidir bazen. Özellikle sosyal medyanın etkisiyle de bu son zamanlarda çok fazla arttı. Çünkü insanlar bir kitle yargı... Kangal sucuk da herhalde gerçek kangaldan yapmışlar oğlum. Aslında alıp övmek istiyorsa öve de biliyor. Ya da tam tersine gömmek istiyorsa göme de biliyor. Fazla gerilmiş. Fazla yani restoran kritiğinin zaten adı üstünde görevi kritik etmek. Hataları ve kusurları bulmak. Fakat işte şef burada çok yoruluyor. Çok uzun saatler restoranda çalışıyor. Bayramı, tatili, sevgililer günü, yılbaşısı yok. Bazen ailesini göremiyor. Restoran kritiğine karşı çok sinirli ama yine de bu tepki çok fazla. Emek çok kıymetli ama sadece emek var diye de yanlış bir şeyin doğru hale gelmesini kabul etmiyorum. Ya karaciğerinde problem var, hastaneye gitmişsin, ameliyat olmuşsun, adam dalağını almış ama çok güzel almış. Ama çok güzel, pırıl pırıl böyle yani. Hani, emek var yani. Olmayan. Adama emek var diye teşekkür ediyor musun? Etmiyorsun yani, o yanlış bir şey yapmış. Doğru eleştiri noktası... Vaat ettiği şey yeterli mi? Kalitesi iyi mi? Fiyatı doğru orantılı mı? Yani gidip 15 liraya bir tavuk döner yiyorsan rica edeceğim de eleştirme yani. Ne yiyeceğini hepimiz biliyoruz 15 liraya. Yani ama 100 liraya bir tavuk döner geliyorsa da o zaman da tamam. 100 liraya da tavuk döner yemem abi yani. 50 lira olsun hadi. Benim biraz hakkım var artık eleştirmeye. Çünkü ben artık 100 lira verdim ona ve beklentim 100 liralık bir tavuk döner üzerine. Tekrardan Julie and Julia filminden bir sahne. And let me say this. Is there anything better than butter? Think Allah, it over. Tereyağı her şeyin tadını güzel yapıyor. Let me taste something that's delicious beyond imagining and you say what is in this? The answer is always Lan midyenin kabuğunu mu yedin o? Aa tereyağı. Butter. Bayılırım. It's incredible.
It's been whisked into submission, that's why. The day there's a meteorite heading toward the Earth and we have 30 days to live, I am going to spend it eating ben, butter. Ben de tereyağına inanan adamlardım. Tereyağı iyidir baba. Ben benim babamım da böyle. En az 5 çeşit tereyağı var. You can never. Burada sonra kalp krizi falan mı geçiriyor bu, bilmiyorum bu filmde. Biraz fazla evet. Son. Baba rahmetli babaannem, bak diyetteyim. Diyetteyim, rahmetli babaannem de işte ben babaannemler işte biz Keçiören tarafında oturduğumuz için arkadaşlarla işte eğlenmeye Çankaya, Çayyolu taraflarına geliyorduk. Ondan sonra Allah rahmet eylesin, teşekkür ederim, mekan cennet olsun, amin. Ondan sonra ben de işte arkadaşlarla takıldığım zaman hani eve dönmek yerine babaanneme gelir kalırdım, tamam mı? Babaannemlerin evi müsait oluyordu. Ben de babaannemde kalıyordum. Cumartesi gecesi orada kalıp pazar sabahı da işte babaannemle kahvaltı, yemek memek, ondan sonra oturur sohbet muhabbet evime giderim. Ondan sonra baba sabah işte babaannem işte zaten uyumama karşı olduğu için beni her zaman uyandırır erkenden. Yani gece 4'te de yatsam 9.30-10'da en geç kaldırır. Ondan sonra kaldırdı beni babaannem. Dedi ki ne yiyeceksin yavrum en iyi dedi. Dedim babaannem, canım babaannem, diyette olduğum için bana bir menemen yapar mısın? Ama az yağlı olsun dedim. Normalde de benim babaannem yağ çok kullanır ama eli de çok lezzetliydi babaannemin. Babaannem uzaktan şöyle bir baktım. Babaannem bildiğin tereyağı, özel kendi yaptıkları tereyağın. Aha böyle tereyağıysa lan şurayı kesti. Menemenin içine bir bıraktı. Benim de diyeti bozusum vardı, sesimi çıkarmadım. Abo bir yedim var ya, ne güzel olduydu. Biraz son bilmem kaç günümü tereyağı yiyerek geçirdim. Aynen. Tereyağı biraz işin makyajı. O kadar güzelleştirir ki. Hatta evet. Çok sevdiğim bir Fransız şefin sözü vardır. Tereyağı, tereyağı, biraz daha tereyağı. Yağ önemli. Ama bu kadar da yani abartıldığı gibi yani küçücük bir tabak için böyle kocaman tereyağı atmıyoruz. Zaten yani insanı izlerken bir kalp damarı tıkanıyor. Tereyağı özellikle Fransız pastacılığında, tatlıcılığında hani çok kullanılan bir şey. Fransız mutfağının da temelinde, genelinde çok olan bir şey. Gastronominin temelleri de birazcık daha Fransız mutfağı temelli olduğu için genelde tüm dünyaya da yayılan akımlarda tereyağı var. Yağ lezzettir evet ama bu kadar da hani böyle doğru orantılı bir şey değil. Kimse yemeği yerken böyle yemeğin üzerinde iki parmak yağ istemez. Son filmimize artık geçiyoruz. Burnt filminden bir sahne izleyeceğiz. Some are table 8, 3 non-starters, 2 beef, 1 halibut. I said where's the pigeon sauce? The pigeon Şefe, sauce. Guest has requested roasted potatoes with the lamb. Ya işte benim de en sevmediğim şey. No. They want potatoes over the pigeon. Denise already suggested that. Why the hell is she crying? Ben burada size şimdi sahneyi yorumlamadan önce şeyi göstereyim. Görüyorsunuz bir sürü tabak var, bir tane de normal servis tabağı var. Her bölümün görevi ayrıdır. Bir bölüm etleri pişirir, bir bölüm sebzeleri pişirir, bir bölüm makarnaları pişirir. Bunların hepsi ayrı insanlardır. Şef ortada, onların hepsini tabakta bir araya getirir. En son tabağı siler ve servis elemanına verir. Şu gördüğünüz lambalarda yemekleri sıcak tutmak için kullanılıyor. Dolayısıyla hep onun altında tabaklanır ve tabaklama bittikten sonra o lambayı aşağıya doğru çekebilirsiniz. O tabakları sıcak tutmak içindir. Çok enteresan. O zaman o masanın üzeri bayağı sıcak bir şekilde. Tabii tabii sıcak, sıcak. His response was quite emphatic. What did he say? Beni içeriye getirtmeyin, o şefi kırarım mı dedi. Ne dedi? Hey guy, you like to see your hairy ass? Apologize. Beg your pardon? Apologize to her. Go fuck yourself, mate. Ooh, that would not. Hiçbir müşteri giyemez bunu. Böyle bir şey derdiğinde yok, yok. Bu hareketi hak ediyor. Tabii tabii. Demek. Gider. Gider. Kimse çalışana saygısı yapamaz. Yapamaz tabii ya. Hayırdır? Ağlamak istiyorum sayın seyirciler. İki kendi yaptığı tabakları mahvetti. Kaç tane tabak vardı? Evet, insanlar başlıyor. Evet, burada oluyor. Gördüğün gibi karşısındaki kim olursa olsun şefin gücünü görüyorsun değil mi? Şu anda kalkıp burayı devirebilirim, atabilirim. Yani müşteri haksız olabilir, abartıyor olabilir. Tabii oğlum cins cins insanlar vardır amına koyayım. Kaba olabilir. Hiçbir şekilde bu şefe veya başka bir servis personeline gidip konuğa bu şekilde davranma hakkını vermez. Ya genelde zaten bunun tepkisini göster. Bak biz lisedeyken bizim bir dönerci vardı. Her gün çıkıp o dönerciye gidiyorduk. Artık hani adamlarla kanki kunki olduyduk, tamam mı? Baya garsonlarla artık arkadaş olmuştuk. İşte geldiğimizde otururduk. Onlar da yanımıza oturuyordu. Boş oluyordu genelde bizim gittiğimiz saatte. Sohbet, muhabbet, sigara. Aman abim, o kadar samimi olduğumuz için. Mesela
Döner istiyorduk, çedarlı. Baba bize yanına bol çedar getirirdi. İşte atıyorum menüde normalde onun yanında o yok. Onlardan bol bol koyarlardı. Harbi çok iyi oluyordu. Tercih kişi mutfak şefi değil. Restoranın bir müdürü varsa genelde servis tarafından restoran müdürü müşteriyi uyarması gerekiyorsa uyarılır. Uç noktaydı yani. Yani sizin hiç başınıza geldi mi böyle? Tabii ki. Geldi mi? Tabii ki. Küfürleşme. Konseptinize sokayım diyen adam var. Çok meslek. Bir de herkesin fikri var ya bizim meslekle alakalı. Bazı meslekler var, o adamlara yani matematik profesyonel gidip şey diyemiyor, işine karışamıyorsun ya adamın. Fizik profesyonel işine karışamıyorsun. Bizim iş çok ortada ve tabii ki herkesin bilgisi var çünkü herkes yemek yiyor. Herkesin bilgisi olmasa son derece normal. Peki siz Türk mutfağını nasıl buluyorsunuz? Türk mutfağını ben dünyanın sayılı mutfakları arasında görüyorum. Gerçekten öyle. Çünkü ben yurt dışında da çok fazla çalıştım. Fransız restoranında çalıştım, İtalyan restoranında çalıştım. Türk mutfağı kullanılan soslar, baharatlar açısından çok zengin. Ama bizim o fine dining sunum dediğimiz hani o şık sunumlara bazen uygun olmayabiliyor bu tencere yemeklerinden dolayı. Ama lezzet olarak benim gönlümde ayrı bir yer. Karnabaharı öyle servis edemezsin yani karnabahar falan. Gerçi karnabahar Türk yemeği mi la? Karnabahar Türk yemeği mi la? Karnabahar nerenin yemeği? Karnabahar hangi ülkeye ait? Türk yemeği değilmiş ki amına koyayım. Yere sahip. Türk mutfağı bence dünya... Değilmiş değilmiş la. Öyle diyor. Çin Min bir şeyler diyordu herhalde ya. Dünyadaki en önemli mutfaklardan bir tanesi. Özellikle ben kendim de arkadaşlarımla birlikte ülkenin birçok şehrine gidip... Yo, bitkinin ana vatanı Akdeniz bölgesidir. Bilmiyorum yazmıyor yani şuranın yemeğidir falan diye yazmıyor da bilmiyorum. Oradaki lezzetleri tadıyorum. Önemli ve değerli bir mutfak benim için. İçeriye kocaman bir... Acaba karnabahar yemeği mi yazsam lan? Karnabahar yemeği hangi ülkenin? Ana vatanı Akdeniz ülkeleri olan karnabahar. Bizim baba bizim de geç ya bizim. İnşallah. Kobimiz vesaire yok. Yok kobim yok. Yani üzerime gelse de çok. Karnıyarık olmasın. Arkadaşlar karnabahar yemeği yemiyor musunuz ya? Karnabahar yemeği. Şu ya şu şu. Bu ya. Kovalarım. Çok yoğun teknikler içermeyen bir mutfak aslında. Genelde yemeklerin yapılış şekilleri ve modelleri hep aynı temel üzerine oturuyor. Ama mesela çok özel gruplar var. Zeytinyağlı grubu örnek veriyorum. Dünyanın hiçbir yerinde olmayan bir şey. Çok sıradan bir zeytinyağlı yemeği gidip bir Avrupalıya ya da bir Amerikalıya yaptığınızda inanılmaz güzel sonuçlar alıyorsunuz. Çok güzel tepkiler alıyorsunuz. Güzel bir şey. Dünyada hak ettiği noktada mı? Hayır değil. Değil ama değil, mi? Değil. Ama olabilecek kapasite. Baba ben karnabaharı var ya kıymalı bir güzel gider. Üf yoğurdu da alacaksın yanına. İstede mi mutfak? Çok kıymeti bilinmiyor. Çünkü sokağa çıktığın zaman Türk yemeği yiyecek bir yer bulamıyorsun. Çok iyi 10 tane esnaf lokantası sayamazsın. 10 tane çok iyi pideci sayman lazım. 10 tane çok iyi dönerci. 10 tane çok iyi lahmacuncu. Ya İtalya'ya giden bir yerli turist ilk yapacağı şey abi bir restorana gittim tam bir esnaf lokantası İtalyanların acayip güzel yemek yedik. E tamam burada da var. Ya buradaki esnaf lokantası içinde aynı cümleyi kurduğumuz zaman Türk mutfağı çok iyi bir yere gelecek. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz bölümümüze katıldığınız için. Son olarak buradan şef olmak isteyen arkadaşlarımıza nasıl bir mesaj vermek istersiniz? Kameraya da bakarak böyle vermek istediğiniz bir tüyo var mı onlara? Ya bu işin bir tane tüyosu var. Çalışın, çalışın. Çok çalışın. Çalışmadan başarılı olan hiç kimseyi görmedim. Yani eğer yaşları daha küçükse ve bu mesleği yapmak istiyorlarsa üniversitede veya liseden başlayarak bu bölümü okumalarında fayda ve yarar var. Yani okulla beraber her şey birazcık daha kolaylaşıyor demeyeceğim ama bilgileri çok daha hani kolay bir şekilde alıyorsunuz. Dolayısıyla okul okumalarını tavsiye ederim. Benim üniversitede 60 arkadaşımdan sadece 4 arkadaşım bu mesleğe devam ediyor ve lisede de aynı şekilde 30 tane arkadaşımdan sadece birisi ben, biri de başka bir arkadaşım, ilk kişi bu mesleğe devam ediyor. Özellikle mutfaklarda o gergin anlardan kaynaklı, yanlış insanlarla çalışmaktan kaynaklı ister istemez bu meslekten soğuyabiliyorsunuz. Zorluklara
karşı ayakta durabilecekseniz bu mesleği yapın derim. Şefim, ağzımıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Cheers. Sante, salute. Bitirelim. Teşekkür ediyoruz. Bu arada arkadaşlarımıza şunu da söyleyelim. Bir ikinci bölümümüz daha olacak şeflerimizle beraber. O yüzden beklemede kalın. Evet, orada ne yapacağız? Orada da yine ne yapıyoruz? Bambaşka şeyler. Orada yemek tatacaklar. Yemek yiyeceğiz. Oh. Aa, ilk defa. Evet. Ne var? Ne yiyeceğiz? Ay. Evet. Ne var? Ne yiyeceğiz? Yemek yemeleri güzel olur bu arada ya. Tatlı olmaz mı? Bence tatlı olur. Ne? Abi bakar mısın?